Vay be, herifler makarna piyasasına bomba gibi girecek ha. Biz de onların sayesinde son 10 yılın en kaymaklı işini aldık. Ama adamlar bizden ona göre iş bekliyorlar. Tabii. Göreceğiz bakalım. Var mısınız iddiasına? Önder Bey benim kampanyamı kabul edecek. Hadi be, bir kere senin kampanyan baştan sona arak. Neresi arakmış be? Ne demek neresi arakmış? Maraba makarna. Bu sloganın hepsi arak. Seninkinde de Ayşe teyze çantasından makarna çıkartıyor. Ne olmuş yani? Şşt, susun, patron geliyor. Patron değil, Önder Bey. Tebrik ederim. Harika, sağ çok efendim. Güzel. Ben önce Generation reklam ajansı için, sonra da Türkiye için çalışıyorum efendim. Mazhar, dün akşam çalışmanı inceledim. Çok beğendim, tebrikler. Şelane Hanım da aynı fikirde. Hatta reklam filmde oynayacak arkadaşı bile seçtik. Melike Hanım. Efendim, bu Selçuk. Memnun oldum. Memnun oldum. Bu Suat. Merhaba. Bu da Müfit. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu da kampanyayı hazırlayan Mazhar. Kendisi Çekovara kadar olmasa da zeki bir heriftir. Tanışıyoruz kendisiyle. Ya, buyurun oturmaz mısınız Melike Hanım? Çok isabetli bir seçim yapmışsınız Önder Bey. Buyur Müfit abi, çayın. Götür istemiyorum. Tamam işte, memeli bardağında getirdim çayı. Ne diyorsun abi, anlamıyorum. Baha götür şunu, çay içmek istemiyorum. Baha oğlum, işin yok mu senin? Hadi bakayım işine, hadi. Peki hadi. Önder Bey. Buyurun Melike Hanım, odama geçelim. İşin mali boyutunu konuşalım. Daha sonra kampanya sorumlusu Basar Bey ile işin detaylarını konuşursunuz. Tabii, memnuniyetle. Buyurun. Kanka, kızla nereden tanışıyorsun? Çok eskiden, çok. Ruhsar'dan da önce. Melike benim ilk aşkımdı. İlk aşkım. Biliyor musun Mazhar? Ben hiç kimseyi sevip evlenemedim. Öyle mi? Niçin? Ne bileyim, senden sonra olmadı işte. Peki sen ne yaptın? Yani Ruhsar'la evliliğin nasıl gidiyor? Ruhsar mı? Ruhsar bir yıl kadar önce rahmetli oldu. Öyle mi? Ay ne güzel. Yani pardon, çok üzüldüm diyecektim. Başın sağ olsun. Sen sağ ol. Ruhsar'ın ölümü seni bayağı sarsmıştır. Bilmem, sarsmış mıdır? Belki de sarsmıştır ama ben farkında değilimdir. İnsan bir köpek bile beslese alışıyor, öyle değil mi? Ay, kötü bir örnek oldu, özür dilerim. Öyle demek istememiştim. Ama hayat devam ediyor Melike. Ruhsar öleli 312 gün 7 saat 35 dakika 22 saniye oldu. Unuttum bile neredeyse. Ama ben hiç unutmadım. O günler hala gözümün önünde. Haklısın. O zamanlar ne cep telefonları ne de irtica tehlikesi vardı. Hatta internet bile yoktu. Ah kalbim, ben senden çok çektim, söyle nedir bu halin, valla sen delisin delisin. Olmaz ki böyle, çarpılmaz ki, çıldırmışsın sanki, valla sen delisin delisin. Merhaba, ay ben biraz geç kaldım. Mazhar Bey içeride miydi acaba? İçeride ama çok meşgul. Rahatsız etmeseniz iyi olur bence. Öyle mi? Siz merak etmeyin. Mazhar Bey benden hiç rahatsız olmaz. Ay sinir şey. Stajyer öğrenci mi, stajyer zilli mi belli değil. Aynen. Sinir şey. Merhaba, çok özür dilerim, geç kaldım. Bir arkadaştan bize notlarımı almam gerekiyordu da. Önemli değil, ben hallettim zaten. Sen de bakıp fikirlerini söylersen bana yardımcı olmuş olursun. Ankara gazozu içtikçe serinleyeceksiniz. Harika, müthiş. Siz bir dehasınız Mazhar Bey. Sağ ol. Aa Melike, dün gece Dr. Kimball tek kollu katili yakalayabildi mi? Bilmem, bizde henüz televizyon yok. Uy, nasıl da yaltaklanıyor Mazhar'a. Şeytan diyor, gel içeri, tut kulağından, aç camdan aşağı. Ama dur sen, ben sana Mazhar'ı yar eder miyim, gör bakalım. Aa, sesler kesildi. Ne yapıyor bunlar? Evet. Efendim? Hayrola Ruhsar Hanım, bir şey mi söyleyecektiniz? Bana seslenmediniz mi? Yo, hayır, seslenmedim. Ben aslında... Ha doğru ya, ben Melike'nin dersleri nasıl diye soracaktım. Derslerin nasıl Melike? İyi. Sınavlar başlıyor yavaş yavaş. Öyle mi? Ama sen şimdi burada rahat rahat çalışamazsın. İzin isteyip git evinde çalış. Mazhar Bey anlayışıdır, nasıl olsa izin verir. Yok yok, gerek yok. Ben idare ediyorum böyle. İyi, sen bilirsin. Neyse, size kolay gelsin. Bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeden beni çağırabilirsiniz Mazhar Bey. Evet, biz nerede kalmıştık? Ece makarnası için slogan bulacaktık. Hı hı. İçeride baş başalar. Bir şey yapmalı ama ne? Oldu. Ece makarnaları, makarnaların alası. Nasıl ama? Ay çok güzel. Sizi rahatsız ediyorum Basar Bey ama Bostay gazozlarından Hayri Bey sizi arayacaktı. Acaba aradı mı? Bunu sizin bilmeniz gerekmez mi Ruhsar Hanım? Telefonlara siz bakıyorsunuz. Aa, tabii. Doğru ya. Hay Allah. Melike, şu reklam sloganı nasıl? Ekiz zeytinyağları hem nefistir hem lezizdir. Ekiz zeytinyağları. Müziği var bak şöyle. Ekiz zeytinyağları, Ekiz zeytinyağları hem nefistir hem lezizdir. Ekiz zeytinyağları. Tek kelimeyle harika. Ay ne olur izin verin, sizi öpüp tebrik etmek istiyorum. Efendim? Anneniz arıyor Mazhar Bey, bağlıyorum. Alo, anne. 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 Alo, Mazhar Bey hat kesildi. Ama tekrar ararsa bağlarım, merak etmeyin. Allah Allah, Allah Allah. Necat Bey geldiler Mazhar Bey. Aa, hoş geldiniz Necat Bey ama sizinle randevumuz yarın değil miydi? Ben de öyle biliyordum ama Rusen Hanım bugün olduğunu hatırlattı. Herhalde ben yanlış hatırlıyorum. Lütfen siz buyurun, oturun şöyle. Buyurun, hoş geldiniz. Ben de gideyim artık Mazhar Bey. Peki Melike, görüşürüz. Görüşürüz. İyi çalışmalar Mazhar Bey. Eski günler güzeldi. Ya. Biliyor musun Melike? Aradan geçen yıllar seni daha da güzelleştirmiş sanki. Seni de olgunlaştırmış. Umarım artık kararlarını daha doğru veriyorsundur. Hay Allah. Yağmur. Yağsın canım. Daha romantik oluyor. Annenle Firdevs ne yapıyor? Ne iyi insanlardı. Hala öyleler canım. İyiliklerinden hiçbir şey kaybetmediler. İnsanı boğan bir iyilik anlayışları var. Anneni çok severdim. Annem de seni çok severdi Yağmur. Melike. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika. Sen nasıl olur da o melek gibi kızdan ayrılıp Ruhsar denen o sekreter parçasıyla fingirdeşmeye kalkarsın? Ama anne! İnanamıyorum, yani inanamıyorum. Nasıl Melike'den ayrılırsın sen, nasıl? Anne, ben de üzgünüm ama böyle olması gerekiyordu. Sus! Utanmaz! Sen de birazcık akıl olsaydı o sözlendiğin kızla hemen evlenirdin. Bak, Roşan amcanın oğlu Sedat sırf annesi istiyor diye 60 kiloluk Necmiye'den ayrılıp 120 kiloluk Kadriye ile sözlendi. Böylelikle de 2 tane Necmiye'ye bedel bir sözlüsü oldu. Ah anneciğim ah. Ah konuşmanızı bölüyorum ama Mazhar Bey, Cenap Bey'in puf kraker işini soruyor. Aman efendim, Cenap Bey'in pufu bekleyiversin 2 dakika. Biz burada eften püften daha önemli şeylerden konuşuyoruz. Peki. Peki. Bu kız kesin sana büyü yaptı. Evet, büyü yaptırmıştır. Anne lütfen. Eşek dilimi yedirdi. Papaz büyüsü mü yaptı nedir anlamıyorum ki. Başka türlü bu kızın yüzüne bakılmaz. Yüzüne bile bakılmaz. Senin yüzüne büyüyle de bakılmaz ama. Sinir şey. Sen kalk adı üstünde. Melaike gibi kızı terk et. Git bu kız kurusuna tut. Olacak şey mi bu? Bak. İstersen seni Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı okuyup üfleyen hocaya götürelim. Belki düzelirsin evladım. Bu kadar da fazla ama. Ya yap ya be. Anne gel be. Terbiyesiz. Bana mı dedin sen yeter diye? Yeter? Nerede bu makas? Sabahtan beri arıyorum bulamıyorum. Mazhar Bey kesilecek şeyler var kesemiyorum. Ben o makasla senin dilini keseyim de gör bakalım nasıl kesiliyor. Buyurun. Makas burada. Çok mersi. Bir şey değil Ruhsar Hanım. Yapma Firdevs canım kardeşim. O makasla daha kim bilir kimleri birbirinden ayıracak o mendebur ayrık böceği. Bak oğlum. Derhal bu fitne fucur kızdan kurtul, tekrar Melike'ye dön. Henüz vakit varken. Tamam, yapmacım. Basar Bey, gırgır süpürgeleriyle ilgili toplantınız var. Hatırlatmamı istemiştiniz de. O gırgır süpürgesi inşallah seni süpürsün Emin. Şurada 2 lokma konuşturtmadın oğlumla. Bak iyi düşün, sonra son pişmanlık fayda vermez. Böyle kadınlar öldükten sonra bile hortlayıp insanın başına tebelleş olurlar. Yürü kız, yürü. Yürü, cinimi tepeme çıkartın benim zaten sinirimi tutuyorum. Annenin sinirleri biraz bozuk galiba. İşte böyle Melike. Aslında bunları sana niye anlatıyorum ki? Her şey olup bitmiş artık. Ne para almışız? Saat kaç olmuş? Olsun canım, ne güzel oturuyoruz şurada. Ay, tekrar karşılaştığımıza çok sevindim Mazhar. Ben de. Ara beni. Olur mu? Ararım. Hay Allah. Zaten beraber çalışacağız ya. Olsun. İş dışında da arayabilirsin. Öyle mi? Peki. Sen de beni arayabilirsin. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar, yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. Helal...